Sedat hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel konuşma için çok teşekkürler. MS'in tedavisinin bir algoritması var. Yani bir yol haritasıdır. Bir gemiyi denize çıkarıp da sefere götüreceğiniz zaman hani nasıl gideceğinizi önceden hesaplamanız lazım. Bilmeniz lazım. Gelebilecek olan fırtınaları sezmeniz lazım. Onları önceden görmek lazım ve o gemiyi hangi rotana götüreceğinizi bilmeniz lazım. Bu da böyle bir şey. Bu algoritma bizim MS tedavisinde gemiyi sefere çıkarırken izlediğimiz rota. Sedat arkadaşım söz etti. Birinci basamak tedaviler, bunlar enjeksiyon tedavileri, yıllardır kullandığımız ilaçlar. Gerçekten etkili olduklarını biliyoruz. Gerçekten güvenli olduklarını da biliyoruz. Yan etki profilleri çok iyi. Hastalara yıllardır kullanıldıkları halde zarar vermiyorlar. Ve erken başlandıkları zaman da etkinliklerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu birinci basamak tedavileri. İşte Revif, Avonex, Metaferon ve Copaxone ilk çıkan, ilk kullanmaya başladığımız enjeksiyon tedavileri. Ve onlarla olan tecrübelerimiz çok fazla. Son zamanlarda gelen birinci basamak, ben burada Tekfidera'yı da birinci basamağa koydum ama belki bir buçukuncu basamak olabilir diye düşünüyorum zaman zaman Tekfidera için. Ovaco diye oral bir ilaç var, yeni çıktı. Ve bir de yine Tekfidera oral bir ilaç birinci basamakta kabul edilebilir. İkinci basamak tedavilerde de bunlar kullandıklarımız Tysabri, ki Tysabri aylık serumla damar içine verilen bir ilaçtır. Giden ya da ilk oral ilaçtır. Günde bir tane kullanılır. Üçüncü basamak tedaviler var. Sedat arkadaşım da söz etti. Bir dönem bu ilaçları gerçekten çok sıklıkla kullandık. Biz de burada kullandık. Toksatron dahil hastalarımıza bu ilaçları verdik. Bunlar bağışıklık sistemini baskılayan kuvvetli ilaçlar. Bu sebeple yan etkileri de olan ilaçlar. Ama bazen hani vermek durumunda kalıyorduk ve gerçekten de hastalığın seyrini yavaşlatan, hastaya iyi geldiklerini gözlemlediğimiz klinik çalışmalarında bu yönde olduğunu bildiğimiz ilaçlar bunlar. Ama artık bu tür ilaçları, yani bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları çok fazla tercih etmiyoruz. Bunun sebebi de ileride Tysabri kullanımımızı engelleyebilir bu ilaçlar, kısıtlayabilir. O sebepten dolayı artık çok rağbet etmiyoruz. Bir de her zaman hastaları çok merak ettiğim, bizim de yakından takip ettiğimiz daha sofistike tedaviler var. Kök hücre tedavileri. Bunlar da tedaviler arasında. Aslında yeni ilaçlara geçmeden önce eski ilaçlardan öğrendiklerimizden söz etmek istiyorum. Eski ilaçlar dediğim interferon ve platinamer asetat. Bu ilaçlar eğer erken dönemde başlanırsa o zaman ilaçların etkinliklerinin %50'den fazla olduğunu öğrendik. Çünkü ilk yapılan çalışmalarda etkinliklerinin %30-35 civarında olduğu söyleniyordu. Ama bizim gerçek yaşam verilerinden de gözlediğimiz kadarıyla ikna olduk ki bu ilaçlara eğer erken başlanırsa, yani hastalık erken teşhis edilir ve ilaçlar erken başlanırsa o zaman etkinlikleri daha yüksek oluyor bu ilaçların. Ve erken tedaviler de diyelim klinik izole sendromsa bu kesin multiple skleroza dönüşüm ihtimali azalıyor ya da süre uzuyor. Lezyonların artışını da çok iyi kontrol edebiliyorlar ama dediğim gibi bunda erken tedavi çok önemli. Ve bu ilaçlarla 20 yılı aşkın bir tecrübemiz var. Ülkemizde de çok uzun süreden beri kullanılıyor bu ilaçlar. Ve güvenli, gerçekten güvenli ve etkili ilaçlar. O sebepledir ki hastaların bana geldiklerinde diyelim ki uzun süredir interferon kullanıyorlar. Çok var yönde hastamız. Hapı çıkmış, ben hapını istiyorum dediklerinde ben kabul etmiyorum. Hayır diyorum. Bu ilaç sana çok iyi geldi. Çok iyi geldiğini, çok iyi gittiğini gördüğüm bir ilaç. Evet biliyor işte bir tane hasta. Onunla da böyle bir tartışma yapmıştık. Birçoğuyla yapıyorum. İyi giden hastanın tedavisini ben yeni çıkan oral ilaçlar olduğu halde değiştirmiyorum. Çünkü eğer bir ilaç bir hastaya iyi geldiyse ve hastaya iyi gidiyorsa başka bir ilaca değişmenin bir miktar macera olduğunu düşünüyorum. Şahsen.
Erken tedavi çok önemli, bunu söylemiştik. Tedaviyi seçerken de hastaya özel bir tedavi seçmemiz lazım. Cinsiyetine göre, yaptığı işe göre, durumuna göre özel tedavi seçebiliyoruz. Şimdi eğer hastaya tedaviyi başladık ve bir etkisizlik söz konusuysa, o zaman işte zamanında bir değişim yapmak gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki biz erken tedavi çok önemli, ama eğer etkisiz bir tedavi söz konusuysa da tedavi değişimi de çok önemli. Onu doğru zamanda tespit edip doğru tedavi stratejilerini belirtmek lazım, oluşturmak gerekiyor. Ama bu etkisizlik gerçek bir etkisizlik mi diye de iyice sormak gerekiyor. Çünkü bazen hastalarımız ilaçlarını, iğnelerini yapmıyorlar. Bakıyorum ki ilaç kullandığını bildiğim bir hasta, enjeksiyon tedavisinde her şey iyi giderken bir atak geçiriyor, MR çektiriyorum, yeni lezyonları var, boyanan lezyonları var. Şaşkına dönüyorum ben de niye bu böyle oldu diye. Ve zorlayınca işte ilaç düzeni yapıyor musun, arada bir atladığın oluyor mu, unuttuğun oluyor mu diye soruyorum ve evet bazen genç hastaların özellikle ilaçlarını atladıklarını ya da bir süreden beri bıraktıklarını ama bunu bana söylemeye çekindiklerini falan söylüyorlar. Böyle bir durumda da bu gerçek bir etkisizlik değil aslında, uyum sorunudur. O yüzden mutlaka tedavilerimizi düzenli bir şekilde yapmamız gerekiyor ve eğer bırakmışsak da doktorumuza mutlaka haber vermemiz gerekiyor ki biz sizi daha yakın takip edelim veya ikna edelim tekrardan tedaviye başlamak için. Son zamanlarda NEDA diye bir kavram var, belki merak edersiniz. No Evidence of Disease Activity diye bir şey var. NEDA demek şu demek, hastalığın aktivitesini gösteren herhangi bir kanıtın olmaması durumudur. Yani biz bu hastalarda neyi takip ediyoruz? Bir, MR'ı çok yakın takip. Çünkü MR bize hastalık aktivitesiyle ilgili çok iyi bilgi veriyor. İki, atakları takip ediyoruz. Eğer atak geçiriyorsa hasta, bu hastalık aktivitesinin lehine bir durumdur. Özürlülüğünü ölçüyoruz hastanın. Eğer özürlülükte bir birikme oluyorsa tedaviye rağmen, bu da bizim için uyarıcı bir şeydir. Bir de kognisyona bakıyoruz. Yani atak ve klinik bulguların dışında bilişsel fonksiyonlarda da bir bozukluk olduysa, bu da bizim için uyarıcı bir şeydir ve mutlaka takip etmemiz gereklidir. İkinci basamak tedavilerde, diyelim ki hasta birinci basamak tedavilerde etkisizlik durumu ortaya çıktı. Her şeyi yaptığımız halde uyum sorunu yok, hasta tedavisini aldı ama buna rağmen atak geçiriyorsa, MR'da lezyonlar varsa ve özürlülük birikiyorsa o zaman bir tedavi değişikliği olabilir. Ve en çok kullandığımız ikinci basamak ilaçlardan da, daha doğrusu kullanmaya heves ettiğimiz diyeyim. Çünkü her zaman bazı sınırlamaları var bu ilacın ve o yüzden de her zaman kullanamıyoruz. Natalizumab, Tysabri, ayda bir serumla verilen bir ilaç biliyorsunuz. Atakları önlemede çok etkili bir ilaç gerçekten. Hızlı da etki gösteriyor. Yan etkileri çok fazla değil ama seyrek olarak çok sık değil diyelim. Seyrek olarak alerjik bir reaksiyon ortaya çıkarabilir. Benim kullanan hastalarım içerisinde, ona yaklaşık 10 civarında hasta var, bir tanesinde bu alerjik reaksiyonu gördük. Ve eğer alerjik reaksiyon olursa bu ilacı bir daha asla kullanmamak lazım. Tedaviyi değiştirmek gerekiyor. Çok nadiren bir beyin iltihabı olan progresif multifokal lokoensefalopati diye bir rahatsızlık var, bir hastalık var. Eğer ciddi bir rahatsızlık bu, eğer bu rahatsızlık gelişirse mutlaka erken tanıyıp tedavi etmek gerekir. Aksi takdirde hastaya zarar verebilir. Bu PMV dediğimiz enfeksiyon, erken tanırsak tedavi edebileceğimiz bir enfeksiyondur. Ama neyse ki bir risk yönetimimiz var natalizumab, Tysabri'de, natalizumab'da. O da JEC virüs diye bir virüs var kanımızda. Bir kısmımızda var, bir kısmımızda yok. Bu virüsün olup olmadığına bakıyoruz. Eğer virüs yoksa o zaman ilacı güvenle kullanabiliyoruz. Çünkü virüs yoksa
o iyi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlardan kullanmamışsa, o zaman CC virüs pozitif bile olsa 2 yıla kadar güvenle kullanabiliyoruz. Ama eğer o bağışıklık sistemini etkileyen ilaçları kullanmışsa hastada halbuki pozitifse bile CC virüsü, o zaman vermiyoruz bu ilacı. Böyle bir risk yönetimi yapıyoruz. Bu da bizi güvenli sularda tutuyor gemiyi yüzdürürken. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de 3 tane PML vakası oldu. Doğru mudur Murat Hocam? Biri Trabzon, iki İstanbul'da. Trabzon'daki hastada hiçbir sorun olmadı. Gayet iyi durumu şimdi. Ama İstanbul'daki hastalar sanırım... Evet. İkinci basamak tedavilerde ilk oral ilacımız Gilenya, Sedat arkadaşım da söz etti. Oldukça etkili bir ilaç bu. Bir de tek doz alınıyor. Bazı güvenlikle ilgili sorunlarımız var. Bunlardan bir tanesi kalple ilişkili. Ciddi kalp rahatsızlığı olan kişilerde vermeyi çok tercih etmiyoruz. Çünkü kalple ilgili bazı yan etkileri var. Bir de gözle ilgili yan etkileri var. O da nedir? Eğer hasta diyabetikse, çünkü bazen MS hastalarında tip 1 diyabet de oluyor. Benim böyle hastalarım var. Eğer gözü etkileyen başka bir hastalığı varsa hastanın veya Behçet gibi, bazen MS'de Behçet'le birlikte oluyor biliyorsunuz. Gözü etkileyen başka bir hastalıkla birlikteyse MS, o zaman figolimod verirken çok daha fazla düşünüyoruz, daha dikkatli oluyoruz. Çünkü gözle ilgili sorunlar çıkabilir. Tabii ki tersak bir kadar değil ama Gilenya'da da bağışıklık sistemini etkileyen bir ilaç olduğunu kabul ediyoruz. Yani öyle olduğunu düşünüyoruz. PML ile ilgili de birkaç tane oldu, yani PML'de görülen hastalar da oldu, figolimod kullanan kişilerde. Ne yapıyoruz? Bizim güzel bir odamız var, Burhan Dalmatoğlu Devlet Hastanesi'nde. Hemşire arkadaşlarım da burada, sorumlu hemşirem ve hemşire arkadaşlarım da burada. Biz bu hastalarımızı alıyoruz, ilk dozu uygularken bir odada onlara veriyoruz. Dozu, EKG'leri çekiyoruz, saatlik nabız tansiyon takibi yapıyoruz. Artık bu konuda çok tecrübeli ekibimiz, arkadaşlarımız takibini yapıyor hastaların. 6 saat için sesim çok mu fazla çıkıyor? Bu mikrofonu tutabilir miyiz biraz? Ben bile rahatsız oldum. 6 saatin sonunda bir de EKG çekiyoruz. Eğer her şey yolundaysa, nabızda bir yavaşlama olmadıysa hastamızı tamamlıyoruz. İlk doz uygulamanın başarıyla sonuçlanmıştır, bir problem yoktur, ilacını kullanacaksın diyoruz. Tabii ilk zamanlar bunu böyle yapmıyorduk. Hastayı çok endişelenip monitörüze ediyorduk. Hasta da strese giriyordu, biz de strese giriyorduk. Artık bunu böyle yapmaya gerek yok. Servisin içinde diğer hastalardan ayrı sakin bir odada ilk doz uygulamamızı yapıyoruz hastalarımıza. Dediğim gibi karaciğer enzimlerini mutlaka takip etmek lazım. Göz kontrollerini yapmak lazım. Bir de bu ilk doz uygulaması için mutlaka hastamızı hastanede 6 saat tutmamız gerekiyor. Üçüncü basamak tedaviler, dediğim gibi artık Tysak bir seçeneğimizde riske attığı için çok fazla tercih etmiyoruz. Bir de yeni ilaçlar var. Oral ilaçlar bunlar bir kısmı. Teriflunomid, yani Obagio dediğimiz ilaç. 14 mg'lık tableti var Obagio'nun. Günde tek doz kullanılıyor. Bir süreden beri kullanılıyor. Bizde de birkaç tane kullanan hasta var. Karaciğerle ilgili çok ciddi uyarılar olan bir ilaçtır bu. Yani yakın takip etmemiz gerekir. Çok daha sık takip etmemiz gerekir. Diğer birinci basamak ilaçlara kıyasla Obagio'nun karaciğer fonksiyonlarını. Gebelikte kesinlikle kullanılmaz. Yani karşılaştıracak olursak enjeksiyon tedavileriyle Obagio'nun farkını. Gebelikte diğer interferonlarda glatremelasetat elbette ki kullanılmaz. Ama gebelik kategorileri çok daha güvenlidir. Ama Obagio'da kesinlikle gebelik olmaması gerekir. Gilenya için de aynı şey geçerlidir. Hastayla bu konuda anlaşma yapmak gerekir. Ve bu anlaşma uyarınca, yani söylüyoruz, gebe kalmayacaksın, kaza olmayacak. Yani bu konuda anlaşıyoruz hastayla. Gilenya'yla ilgili bir şey söylemeyi unuttum. Su çiçeği çok önemli. Hastaya artık sormuyorum ben su çiçeği geçirdin mi? Su çiçeği tahlili yazıyorum. Git diyorum, su çiçeği için antikor baktı. Hastana diyor ki ben su çiçeği çıkardım, niye baktı? Hiç buna güvenmiyoruz. Mutlaka su çiçeği için
antikor bahsediyoruz. Çünkü bazen başka bir döküntülü hastalık geçirmiştir. 30 sene önceden söz ediyoruz. Onun için çiçeği salmış olabilir hasta. Veya zaman içerisinde o antikorların gücü azalmış olabilir. İşte eğer su çiçeği antikoru yeterince pozitif olmayan bir hastaya gilenya verirse bu su çiçeği ensefalitine, menenjitine yol açabiliriz. Bu çok riskli bir şeydir. Eğer negatifse hastaya önce aşılarız. İki doz aşısını tamamlarız. Ondan sonra da bir süre bekleriz. Sonra ilacına başlarız. Bunu bu şekilde yapmak lazım. Su çiçeği gilenya için çok önemli. Obaco için karaciğer çok önemli. Gebelik çok önemli. Bir metil fumaratımız var. Bekliyorduk bir süredir gelsin diye. Gerçekten iyi sonuçları da olan bir ilaç. Kullanıma girmesini çok arzu ediyordum. Ama ilaç bulamıyoruz. Şu anda klinikte kullanan 2 ya 3 hastamız var. Bu sayıda artmayacak gibi görünüyor. Zira ilacı temin etmekte Türkiye Cumhuriyeti'nde de bazı sorunlar var sanıyorum. Bizde de var. Bir süre alacak bir metil fumaratı daha böyle sık ve fazla kullanma zamanımız. Ne yapıyor bu dimetil fumarat? İyi bir ilaç gerçekten. Çok önemli yan etkileri yok. Bazen alerjik reaksiyonlar yapar. Bir de flushing yapar. Yüzü kızartır. Onu aspirin vererek önüne geçmeye çalışıyoruz. Gastrointestinal yan etkiler olabilir. Karın ağrısı, ishal gibi. Ama bunlar geçicidir. Mutlaka hastalara yemeklerle teklif araya almalarını öneriyoruz. Önce 120 mg'dan başlıyoruz. Günde 2 defa, sonra 240'a çıkıyoruz. Bu tekfidere kullanan hastalarda da bugüne kadar 4 tane hastada TML'e bildirildi. Çok az bir sayı bu ama yine de hani bilmek gerek, takip etmek gerek, uyanık olmak gerekiyor. Beklenen ilaçlar, alemtuzumab Türkiye'de klinik çalışmalara girdi. Ama biz henüz kullanmaya başlamadık. Ohredizumab'ın çalışan sonuçları çok iyi gidiyor. Lactimod var, antilingobil var, dertizumab var. Bu antilingobili de hevesle bekliyoruz. Çünkü bu tamir eder. Yani o miyelini hallediyor. O sinirin uzantısını sarmalayan o yağlı miyelinin yıkılır bu hastalıkta. İşte bu antilingobil onu tamir edecek olan ilaç. O yüzden çok hevesle bekliyoruz. Lemtrada Sedat arkadaşım da söyledi, çok etkili bir ilaç. Yani gerçekten hani şimdiye kadar anlattığım ilaçlar içerisinde natalizumab en etkili ilaçtı. Ama onun da bazı etkisi arttıkça ilacın haliyle yan etkisi de artıyor, riski de artıyor. Lemtrada da çok çok etkili bir ilaç. Yılda ilk verdiğimizde 5, bir sonraki yılda 3 gün uyguluyorsunuz damarda serumla birlikte. Ama tabii ondan sonra 8-10 yıllık bir remisyona geliyor hasta. Bu da gerçekten çok arzu edilen bir şey. Ama işte biz lemtrada'yı verdik, 8-10 yıl bu hastalıktan hiçbir ses çıkmayacak deyip hastayı yollayamayız. Takip etmemiz lazım. Çünkü lemtrada'nın da bazı risk faktörleri var. O risk faktörlerine yönelik takip etmemiz gerekiyor. 3 hastadan birinde tiroid hastalığı çıkıyor ve hastalar hani yaşamlarının geri kalan bölümünde tiroid ilacı kullanmak zorunda kalıyorlar. Bu çok sık karşımıza çıkıyor. İdiopatik trombositopenik purpura gelişebiliyor ve bu hani ilacı verdikten yıllar sonra bile, 3 yıl, 4 yıl hatta 5 yıl kadar sonra bile çıkabiliyor. Dolayısıyla biz lemtrada'yı verdik, hastayı remisyona soktuk, hadi 8-10 yıl hiçbir şey olmayacak deyip de bağımızı koparamayız. Mutlaka takip etmemiz lazım. Bu kan değerlerindeki değişiklikler, çünkü trombositler düşerse biliyorsunuz ki kanama riski vardır hastada. Dolayısıyla biz bir taraftan MS'i remisyona sokup öbür taraftan hastanın kanamasını göze alamayız. Yakın takip etmemiz lazım. Nadiren de böbrek yetmezliği yapabilir. O yüzden böbrek fonksiyonları da yakından takip edilmelidir. Rituximab, Mabdera aslında bizim çok iyi bildiğimiz bir ajan bu. NMO dediğimiz bir hastalık var, nöromiyelitis optica. Onu da veriyoruz. Gerçi ben NMO'lu hastalarımı çağırmadım buraya. Belki onları da bir dahaki sefere. NMO'da veriyoruz. Ve dolayısıyla tecrübe edindiğimiz bir ajan bu. Rituximab, Mabdera tanıdığımız bir ajan. Aynı zamanda lupuslu hastalarımıza da veriyoruz. Yani SL lupusu olup da beyin tutulumu olan hastalara veriyoruz. Hastanemizde de hematoloji grubunun sıklıkla kullandığı, tanıdığımız bir ajan. Böyle tanıdık olunca ajan daha rahatlıkla kullanıyoruz. Öyle değil mi hocam? Yani
yani bir aşinalık olunca çok önemli. Recep Sumap'a da 6 ay arayla, 15 gün arayla veriyoruz. Yani 6 ayda bir hasta geliyor, bir doz uyguluyoruz, 15 gün sonra bir doz daha uyguluyoruz. Sonra 6 ay sonra tekrar geliyor. İşte Recep Sumap'la ilgili MS'de sonuçların iyi olduğuna dair bilgiler geliyor. Bu da damardan verilen bilgiler, serumla verilen bilgiler. Damgizumab da yine beklediğimiz ilaçlardan. Bir de progresif MS'de bazı klinik çalışmalar var. Biotin, oprilizumabın ve antilimobilin. Bunlar da iyi gidiyor. Sonuçlar da bekliyoruz. Hastalarımızın bize çok sorduğu kök hücre konusu var. Biz biraz böyle tereddütlü yaklaşıyoruz. Çünkü gerçekten hani eğer böyle bir tedavi yapacaksanız çok özel bir merkez olmanız lazım. Kemik iliği transplantasyonu merkezi olmanız lazım. Altyapı eksikliklerinizin hiç olmaması lazım. Tecrübeli bir ekip olması lazım. Dolayısıyla bu tür tedaviler öyle her yerde verilebilecek tedaviler değil. Çok özellikli yerlerde verilebilen tedavilerdir. Onu baştan söylemek gerek. Ne için veriyoruz kök hücre tedavilerini? Bir verme amacımız, üç tane amacımız var. Bir tanesi mevcut nörolojik bozuklukları düzeltmeye yönelik. Bir de kemoterapili olan hastalığın ilerlemesini durdurmaya yönelik. Devam eden çalışmalar da var. Kimlere uygulanabiliyor? Bir kere genç hasta olması lazım. Yani ben buraya 55 yaş altı dedim ama aslında 40 yaş, 45 yaş altındaki hastalara uygulamak lazım. Ve bu hastalar böyle sık atak geçiren, kötü gidecek, kötü giden malign form dediğimiz bir form, arka arka atak geçiriyorsa hasta ve hala yürüyebilen hastaysa, EDS skoru 6.5 üstündeyse tabii ki MR'da lezyonları olacak, hızlı ilerleyen bir özürlülüğü olacak. Eğer öyle bir hastaysa, gençse, sık atak geçiriyorsa, MR'da aktivitesi varsa o zaman biz hissediyoruz ki bu hasta yakın zamanda bu özürlülük birikecek ve yaşama istediği gibi devam edemeyecek. İşte o grup hastalarda tedavi seçeneğidir bu tür kök hücre tedavileri. Ve dediğim gibi ölüm riski olduğu için bu tedavilerin mutlaka iyi merkezlerde verilmesi lazım. Pardon. Zira öyle ağır ilaçlarla bağışıklığı sıfırlıyoruz ki hastayı enfeksiyona açıyoruz. Hastalık kanama riski olabiliyor. Dolayısıyla öyle bir şeye mahal vermeden çok özellikli yerlerde tecrübeli bir ekiple yapılması lazım. Bilmiyorum, Türkiye'de yapan merkezler var. Belki Murat Hocam bize o konudaki tecrübelerden söz eder. Seçilmiş merkezlerde yapılan hastalar olduğunu biliyorum ben. Onlarla ilgili de belki bize bilgi verir. Pankreazı biliyorsunuz. Ben pankreayı çok tavsiye ediyorum hastalarıma, yürüme bozuklukları olduğu zaman. İşe de yaradığına inanıyorum çünkü görüyorum. Hem hastanın fatigine de, yani mesnetsiz yorgunluğuna da iyi geldiğini gözlemliyorum. Hatta sık idrara gidip gelmesini de, yani o sık idrara gidip gelmeyi de seyrekleştirdiğini gözlemliyorum hastalarında. Hastalar bazen fark etmiyorlar pankreanın iyi geldiğini. Diyorlar ki yani ben bu pankreayı içiyorum, sanki bir şey olmuyor. Ben de diyorum ki bırakın 15 gün bir bakalım nasıl olacak. O 15 günün sonunda çok önemli bir grup hasta gelip diyor ki evet bu pankreama da çok iyi geliyormuş. O yüzden pankreayı öneriyorum. Ama bir grup hasta da var ki pankre işe yaramıyor o hastalarda. O zaman da ısrar etmemek lazım. Şimdi bu Satirex ile ilgili bir hikayeyle bitirmek istiyorum. Hastalarım bilirler, yeni bir tedavi geldiği zaman hani çok büyük çaba harcamamız lazım Türkiye'de ilacın gelebilmesi için, hastalarını kullanabilmesi için. MS Derneği'yle de birlikte davranıyoruz ve lobi faaliyeti yapıyoruz. Bizim yaptığımız bu Sağlık Bakanlığı'na lobicilik yapıyoruz ki ilaçların temini konusunda bir sorun olmasın, hastalarımız bu tedavilerden faydalanabilsinler. İşte Satirex'te çıktığı zaman ben birkaç hastamda kullanmak istedim. Biz burada botulinum toksin enjeksiyonda yapmıyoruz ki hastalarımıza. İşte Sedat arkadaşımın sözünü ettiği spastik, yani kasılma giderici ilaçları da veriyoruz. Ama bazen yetmiyor ve daha fazlasına gerek oluyor. O zaman Satirex'i getirtmeye çalışmıştım. Bir tane Sağlık Bakanlığı'ndan çok sevdiğim birisi bana dedi ki ya
düşeceksin ve sana yazık olacak dedi. Ve beni vazgeçirmeye çalıştı. Çünkü yasalarımıza aykırı Sativex'in ülkeye girmesi. Ama bu vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Biz işte o yasalarla da, mecliste yapacak olan yasalarla da ilgilenmemiz lazım. O yüzden diyorum ki çok büyük, geniş bir mücadele bu MS mücadelesi. Sadece hekimin, sadece hastanın değil ama topyekün toplumsal bir şey. Alternatif tedavi konusu. Alternatif tedavici arkadaşlar buradalar, onları da gördüm. Şimdi bu alternatif tedavi mevzuu da önemli. Hastalarımız bazen bizden habersiz bazı tedaviler kullanma hevesi içerisine giriyorlar. İşte bitki özleri, kökleri vesaire. Bunların vücutta tam olarak ne yaptığını bilmiyoruz. Yani bazen işte bu bitkisel bir şeydir, zarar vermez vücuda diye düşünüyor insanlar ama öyle değil. Vücuda zarar verebilir, karaciğeri bozabilir, böbreği bozabilir, başımıza dert açabilir. Doktorun haberi olmadığında, tahlile baktığında karaciğer, böbrek bozuk, aa diyor, diyebilir, bu ilaçtan mı oldu bilemeyebilir. O yüzden doktorunuza sormadan lütfen bu alternatif ilaçlara rağbet etmeyin. Mutlaka doktorunuza danışın, ona göre kullanın. Alternatif bir şey istiyorsanız ben söyleyeyim, alternatif yaşam. Stresten uzak durmaya çalışın mümkün olduğunca. Kendinize dinlenme zamanları yaratın. Bu memlekette nasıl olur diyorsunuz. Ama bunu başarmak zorundayız. Tütünden uzak durun. D vitamininiz eksikse onu yerine koyun. Balık tüketin. Tuz kullanmayın. Beslenmenize dikkat edin. Ve egzersiz, her şeyde gerçekten hareket, bu hastalıkla mücadele etmekle ilaçlar kadar etkili bir şey. Beynimizde plaklar değil, çiçekler açsın. Bu Julian Ehrlich'in yılının posteri 2 yıl önce. Hatırlarsanız hocam. Ben en büyük teşekkürüm, böyle duygulandığım zaman kusura bakmayın, hastalarıma etmek istiyorum. Çünkü eğer ben bu hastalıkla ilgileniyorsam ve bu hastalıkla mücadele etmek için Sedat arkadaşımın dediği gibi gönül, bu gönül işi gerçekten, hastalarıma borçluyum. Onlardan çok şey öğrendim, birçok şeyi onlardan öğrendim. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu fotoğrafları da verdiğiniz için, daha önce izin aldığım için kullanmıştım. Hastalarımın onayı da kullanılmıştır. Daha birçokları var. Bunlar çok cesur insanlar, cesur kadınlar, cesur erkekler. Hastalıkla mücadele ediyorlar. Ben dediğim gibi en büyük teşekkürü hastalarıma ediyorum ki bu hastalıkla nasıl mücadele edilebileceğini bana öğrettiler. Ve bu hastalıkla ilgili daha çok çalışma hevesini bana veriyorlar. Çok teşekkürler.